Ulan bak harbiden Yavuz hırsız be. Yürü ben bu kafaları biliyorum kızım. Ulan kadere bak be. Roller değişti iyi mi? Önce senin baban kazara benimkinin canını aldı. Bu herif de bile bile senin babanı öldürdü. Ben yine de söküp atamadım seni kalbimden. Hadi o kazaraydı. Bu Denyo bir de doktor olacak. Hani kalp hastası olduğunu bile bile adamla ne biçim konuşmuş ya? Bak yürü. Dayanamazsın falan eğer bu herifle bir daha barışmaya kal... Sakın. Sus, devam etme. Ya tamam ben susayım da sen nereye gidiyorsun? Şükürü. Sen eniştemler gelene kadar kızları bekler misin? Ya tamam bekleriz de sen nereye gidiyorsun? Şükürü. Ya bir dur be kızım. Yürü bir dursana be, iki dakika konuşalım be. Mert, lütfen daha fazla gelme. Lütfen. Affe kızım, sen kendi kalbine kızdın be. O herifi unutamamaktan korkan kalbine. Bana kızmadın ki. Hanımefendi pardon. Ne oldu? Patronun kardeşine koruma mı tuttu? Af buyur. Hadi gel bir de durdurmaya dene. Dene de gör bak ne oluyor. Harbiden ne oluyor? Söyleyeceğim şimdi patronla. Senin gibi bin taneyi karşıma dikse engel olamaz. Ne diyorsun ablacığım sen ya? Cüzdanını düşürün onu verelim diyoruz. Bir insanlık yapalım dedik bin tane laf sokuyorsun ya. Al şunu. Adam gibi baştan söyleseydin o zaman. Hasta. Sensin hasta be. Şuna bak hastanın bayrak sallayana. Elhamdülillah işsiziz biz. Patronumuz falan da yok. Duygu Hanım. Hemen Gülfem'e geldiğimi söyle. Ya da dur. En iyisi ben yukarı çıkayım. Hem onu hem de çocuğun babasını gör. Gülfem Hanım yok. Atölyede. O zaman onu Cihan'ın yanında beklerim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çek ellerini. Affedersiniz. Yanlış anladınız Duygu Hanım. Cihan Bey yukarıda, doktoruyla birlikte. Yarım saate kadar işi biter. Gülfem Hanım da dönmüş olur. Siz salona geçin, istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Buyurun. Gebelik nasıl gidiyor? İyi. Bulantılar başladı mı? Başladı. Sabahları zorluyor bayağı. Zor tabii. Zor. Ben size bir rezene çayı yapayım. Yok yok. Kokusu fena geliyor onun ya. İstemiyorum. Bizimkiler çok kokmaz. Poşet değil, hakikisinden. Hemen getiriyorum. Emir Erim bu kafaya geldiyse sen de adam oluyorsun demek Gülfem. Dal kavukluğundan. Bıktım. Bir işe yarıyormuşsun gibi bık 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 konuşup duruyorsun. Sen kimsin ki benim sorunlarımı çözeceksin? Konuşmaktan başka bir işe yarıyor musun sen? Benim bu duygudan da bebeğinden de kurtulmam lazım.
Ne oldu Duygu Hanım? Doktorun saati doldu herhalde, yukarı çıkıyor. Bakın yanlış yaparsınız. Hazır Gülfem Hanım yumuşamaya başlamışken... Buyurun. Cihan Bey'le gerginlik yaşamayın. Eli kulağında. Siz çayınızı içene kadar Gülfem Hanım gelir. Buyurun. Gülfem bana yumuşuyor demek. Telefonlarımı açmıyor ama bana yumuşuyor. Atölyedeki iş yoğunluğundandır. Eninde sonunda böyle olacağını biliyordum ben. Aramızda ne geçerse geçsin ben bir sipahiye can veriyorum. Gülfem hala olacak. Yumuşamak zorundaydı zaten. Bize çok çektirmediğine sevindim. Kötü kokmuyor. Papatya çayıyla bal da koydum. Çok şekerli ama içim kalktı. Baldandır. Yeni yıla çok hızlı başlıyoruz arkadaşlar. İhaleyi kutladıktan sonra önümüzde 2015'in ilk kreasyonu var. Bu yılda bizim yılımız olacak. Ben bunu kemiklerimde hissediyorum. Siz? Biz de. Ha şöyle. Açıyorum şampanya Gülfem Hanım. İhalenin sonucu gelmedi ama şampiyonu belli, öyle değil mi? Aç gitsin. Ha geldi. Dinliyorum Nevin'cim. Bak şampanyayı kaçırma, yetişebilirsin. Ne? Ne dedin? Ne dedin? Ha. Tamam, tamam. Teşekkürler. Buyurun Gülfem Hanım. Çek şunu gözümün önünden. Ne oldu ya? Buyurun Süreyya Hanım. Babanı yeni öğrendim hayatım. Çok üzüldüm, başın sağ olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Birkaç gün izinlisin. Topla kendini, görüşelim. Yalnız zamanı olmasa da sana vermem gereken çok önemli bir haberim var. Güru. İhaleyi aldık. Senin tasarımlarınla aldık Güru ihaleyi. Duydun mu beni? Süreyya Hanım, ben sizi sonra arayacağım. Hoşça kalın. Baba, ben geldim. Ben Gülfem Sipahi'yim. Gülfem Sipahi ne yapmaz? Kaybetmez. Başka ne yapmaz Gülfem Sipahi? Öyle her ihaleye girmez. Peki Gülfem Sipahi ne yapar? Kazanır. Başka ne yapar? Girdiği her ihaleyi alır. Peki ya alamazsa? Ha? Alamadığında ne olur? Biri bana söylesin. Bu zamana kadar alamadığımız ihale olmamıştı Gülfem Hanım. Ne kadar doğru söyledin Şeyma. Şu ana kadar alamadığım bir ihale olmamış. Demek ki alamadığımda ne olduğunu şimdi göreceğiz. Burak. Helin. Dilara. Doğan.
Bu ihale dosyasını siz hazırladınız, öyle değil mi? Defolun şirketimden. Hepiniz kovuldunuz. Çıkın dışarı. Kalanlar, beni iyi dinleyin. Hiçbir beceriksizlik cezasız kalmaz. Hadi çıkın. Cüneyt Beyciğim, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi ben sizi niye rahatsız ettim? Sizin şu havayolu şirketi var ya, biz orada küçük bir ihale kazası yaşadık. Ya. Bilirsiniz, aramızdaki dostluk benim için bütün ihalelerden çok daha önemlidir. Ama tabii bu talihsiz ihale kazası ile ilgili size söyleyeceğim bazı şeyler var.